Evinizdeki elektronik atölyesi Evde Elektronik'ten herkese merhabalar. Bu bölümde bir Atmel mikrokontrolcüyü Arduino yazılımıyla programlamak ile Atmel Studio üzerinden programlamak arasındaki farkları inceleyeceğiz. Bunu yaparken Arduino yazılımının derinliklerine değineceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle kullanacağımız mikrokontrolcüye ve bunu nasıl kullanacağımıza bakalım. Bölüme başlamadan önce kısaca PCBWay'den bahsetmek istiyorum. PCBWay, tasarlamış olduğunuz baskı devreleri farklı seçeneklerde ve yüksek kalitede üretebileceğiniz bir PCB üretim firması. 10 adet çift taraflı baskı devreyi $5 artı kargo masrafıyla sipariş etmek mümkün. Tek yapmanız gereken tasarladığınız baskı devrenin çizim dosyasını siteye yüklemek. Bunun ardından PCBWay mühendisleri çizim dosyanızı kontrol ediyor ve baskıya uygun olup olmadığını size bildiriyorlar. Eğer sizin de baskı devre ihtiyacınız varsa açıklamalar kısmındaki linkten sayfalarına göz atabilirsiniz. Kullanacağımız mikrokontrolcü Arduino boardları üzerinde bulunan Atmel'in Mega328P modeli. Bunu bir Arduino Nano board üzerinde kullanacağız. Arduino donanımı kullanmak, mikrokontrolcüyü istediğimiz gibi programlayabilmek önünde bir engel teşkil etmiyor. Aslında Arduino donanımı diye bir şey de yok. Bu sadece bir Atmel mikrokontrolcü ve bunun çalışabilmesi için gerekli birkaç yan parçanın üzerine dizilmiş olduğu bir baskı devre. Baskı devre üzerinde mikrokontrolcümüz ve çalışmak için ihtiyaç duyduğu kristal osilatörü görüyoruz. Yan taraftaki LED'ler ve bunlara bağlı olan dirençler tamamen opsiyonel. Alt kısımdaki CH340 entegresi, mikrokontrolcünün bilgisayarla iletişim kurabilmesi için gerekli USB altyapısını sağlıyor. Bunun da bir kristal osilatörü var ve yanındaki diğer parçalar da yine bu entegrenin çalışması için gerekli. Bunlar olmadan da bizim mikrokontrolcümüz çalışabilir. Altta ise mikrokontrolcüye güç vermek için yüksek voltajları kullanabilmemizi sağlayan bir 5 volt regülatörü var. Aslında bu board üzerinde mikrokontrolcünün çalışması için gerekli olan tek parça yanındaki kristal osilatör. Geri kalanların tamamı yardımcı elemanlar. İstersek bu parçaları farklı bir board üzerinde bir araya getirerek de çalıştırabiliriz. Ancak bu hem masraflı hem de zahmetli olur. Başlangıçta mikrokontrolcüleri öğrenmek için yaptığımız çalışmalarda Arduino boardları bizi bu parçalarla uğraşma zahmetinden kurtarır. Bu yönden avantajlı. Öte yandan mikrokontrolcü içeren bir devre oluşturmak için illaki Arduino üzerinde gelen Mega328P çipini kullanmak zorunda değiliz. Tasarladığımız devreye göre daha az özellikli, dolayısıyla daha ucuz veya çok daha fazla özellik barındıran bir mikrokontrolcü tercih edebiliriz. Örneğin daha önceden kullandığım PIC16F628 mikrokontrolcüsünü görüyorsunuz. Bu ise daha basit projeler için kullandığım 12F675. Bunların gördüğünüz gibi hem giriş çıkış pinleri daha az, hem de içlerindeki hafıza ve RAM miktarları da daha düşük. Ancak fiyat yönünden de daha uygunlar. Bu ise az önceki Arduino Nano üzerindeki Atmega328P mikrokontrolcüsünün P-DIP, yani delikten geçerek monte edilen kılıfı. İkisi de içerik olarak birebir aynı. Eğer kendi devremizde bir mikrokontrolcü kullanacaksak, bunlar gibi bir kristal osilatöre ve osilatöre bağlamak için bu şekilde pikofarad seviyesinde mercimek kapasitörlere ihtiyacımız var. Tabi bunların SMD modelleri de mevcut. Bunlar ise yüzey montajlı, yani SMD tipindeki mikrokontrolcüler. Bunları da ilerideki projelerde kullanmayı planlıyorum. Bunlar küçükten büyüğe doğru içlerindeki hafıza ve RAM miktarları değişen mikrokontrolcüler. Buna bağlı olarak fiyatları da değişiyor. Az öncekinden biraz daha kapsamlı bir çip olan Atmega32A'yı görüyorsunuz. Bu ise Arduino Mega'da kullanılan Atmega 2560 mikrokontrolcüsü. Bu diğerlerine göre çok gelişmiş bir mikrokontrolcü. Hem çok fazla giriş çıkış imkanı var, hem içindeki modüller daha fazla, hem de kapasitesi diğerlerine göre çok yüksek. Hazırladığımız projedeki ihtiyaçlarımıza göre kullanabileceğimiz onlarca farklı Atmel mikrokontrolcüsü var. Atmel Studio üzerinde çalışmak bize böyle bir seçim imkanı sağlıyor. Ancak bu söylediğim, mikrokontrolcüleri ve bunları programlamayı öğrendikten sonra yapılacak bir şey. Bu yüzden biz mikrokontrolcüleri öğrenmek için hazır gelen Arduino boardlarını tercih edeceğiz. Donanımsal karşılaştırmayı bitirdiğimize göre şimdi işin yazılım kısmına geçelim.
Arduino'nun bu kadar yaygınlaşmasını sağlayan şey donanım kısmı değil, yazılım kısmıdır. Daha önceden bir mikrokontrolcüyü kullanabilmek için içindeki modülleri, yazmaçları ve kendine has komutları öğrenmek gerekirken, Arduino yazılımıyla beraber bunların hiçbirini bilmeden programlama yapmak mümkün hale geldi. Örnek olarak çok basit bir Arduino programı yazalım. Setup kısmına pin mod 13 output yazalım. Bu şekilde 13. pini bir çıkış yapalım. Loop kısmına da digital write 13 high diyelim. Böylelikle Arduino üzerindeki 13 numaralı bacağı açık konuma getirelim. Yani 5 volt vermesini sağlayalım. Şimdi kontrol et tuşuna basarak programın derlenmesini, yani mikrokontrolcüye yüklemeye hazır hale getirilmesini sağlayalım. Bakın yukarıda sadece 2 komut yazdık. Ancak bu mikrokontrolcünün hafızasında 724 byte alan kapladı. Bu da demek oluyor ki Arduino yazılımı kodumuza fazladan bir şeyler ekledi. Şimdi bu noktada devam etmeden önce size mikrokontrolcülerle ilgili birkaç şey göstermek istiyorum. Ekranda kullandığımız Atmega 328P mikrokontrolcüsüne ait datasheet'i görüyorsunuz. Detaylarına baktığımız zaman 131 tane komutunun olduğunu görüyoruz. Hemen bu komutlara bakalım. Atmega mikrokontrolcülere ait az önce bahsettiğimiz komut setini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bunlar kısaltmalardan oluşan çok basit komutlar. Ve bunların arasında pin mod veya digital write gibi komutlar yok. İşte bunlar işlemcilerin çalışmasını anlattığım videoda bahsettiğim opkodlar. Bunlar mikrokontrolcülerin işlem yapmak için kullandığı makine dili seviyesindeki en temel komutlar. Assembly dilinde programlama yaparken doğrudan bu komutları kullanırsınız ve tüm mikrokontrolcüler bu tip basit komutlarla çalışır. Atmel Studio veya Arduino üzerinde C diliyle yazdığınız bir program derleme esnasında assembly kodlarına, yani makine diline çevrilir. Mikrokontrolcüye ancak bu şekilde yüklenebilir. Bu komutlar bir hex dosyası içinde tutulur. Az sonra buna da değineceğiz. İsterseniz şimdi bilgisayarınıza kurduğunuz Arduino yazılımının derinliklerine inelim ve siz bir komut verdiğiniz zaman Arduino'nun bunu nasıl algıladığına bakalım. Arduino yazılımı üzerinde kullandığınız komutlar aslında daha önceden oluşturulmuş olan fonksiyonlardır. Arduino klasörüne girdiğimiz zaman daha önceden yazılmış olan bu fonksiyonları bulabiliriz. Az önce kullandığımız en temel komutlar Wiring Digital ismindeki C kaynak kodu dosyasında tutuluyor. Bunu not defteriyle açarak görüntüleyebiliriz. Buradaki fonksiyonlar sadece buradaki yazılımlarla sınırlı değil. Include şeklinde eklenmiş olan iki farklı hash dosyası da var. Yani bunların içindeki yazılım da buradaki yazılıma eklenmiş durumda. Ancak konumuz bunlar olmadığı için işin o kısmına girmeyeceğim. Alt kısımda bize pin mod komutunu sağlayan fonksiyonu görüyoruz. Siz Arduino yazılımında pin mod komutunu kullandığınız zaman Arduino bu alt kodu çalıştırıyor. Pin mod fonksiyonunun altında iki ek fonksiyon daha var. Bunlardan ilki yazdığınız Arduino bacağının aslında Atmega çipi üzerinde hangi pinde olduğunu buluyor. Alttaki fonksiyon ise bu pinin hangi portta olduğunu buluyor. Sanırım bu noktada mikrokontrolcülerin pinleri nasıl kontrol ettiğine değinmek gerek. Tekrar datasheet'e dönelim. Mikrokontrolcülerin içinde 8 bitlik bir takım register'lar, yani yazmaçlar bulunur. Bunlar bir takım özel fonksiyonları kontrol eden yazmaçlardır. İşlemcide bunlar RAM bölümleri olarak bulunurlar. Ancak bu adreslere bilgi yazarken yaptığımız şey buralara bilgi kaydedip almak değil, bağlı oldukları modülleri kontrol etmektir. Örneğin bu adresin port D'nin pinlerine ait olduğunu görüyoruz. Port D adresine yazacağımız veri doğrudan port D'ye bağlı olan pinlerin açık veya kapalı olmasını kontrol edecektir. DDRD adresi ise bu porttaki pinlerin giriş mi yoksa çıkış mı olacaklarını kontrol eder. Yani pin modda olduğu gibi. Bu RAM adresine yazacağınız veriye göre karşılık gelen pinler giriş çıkış yapılır ve yukarıdaki RAM adresine yazacağınız veriye göre de portlar çıkış verir veya kapalı konuma geçerler. Az önceki Arduino fonksiyonunda yapılan şey, programda yazmış olduğumuz 13. pinin mikrokontrolcü üzerinde hangi portta ve hangi pinde olduğunu bulmaktı. Bu işlem mikrokontrolcü hafızasında az da olsa gereksiz bir yer kaplar ve çalışma anında yine bu gereksiz işlem yürütüldüğü için gecikmeye sebep olur. Fonksiyonu incelemeye devam edelim.
Eğer programda yazdığınız pin numarası gerçekte var olan bir pin numarası değilse, fonksiyon burada sonlanıyor. Ardından pin mod komutuyla vermiş olduğunuz bilgiye göre ilgili pini ya giriş olarak ayarlıyor ya giriş olarak ayarlayıp pull-up direncini de devreye sokuyor ya da çıkış olarak ayarlıyor. Bunları tamamen az önce bahsettiğim yazmaçlara bilgi yazarak yapıyor. Dosyanın alt kısmında yine aynı şekilde yazılmış olan Digital Write ve Digital Read fonksiyonlarını görüyoruz. Arduino yazılımı üzerinde vermiş olduğunuz bu komutlarla da bu fonksiyonlar çalıştırılıyor. Yine aynı şekilde vermiş olduğunuz komuttaki bacağın hangi portta ve hangi pinde olduğu bulunuyor ve verdiğiniz komuta göre açık veya kapalı konuma getiriliyor. Dikkat ettiyseniz bu fonksiyonlar aslında Atmel Studio'da kullanacağımız C dilinde yazılmış fonksiyonlar. Yani aslında Arduino yazılımı C dilinde yazacağımız programı bizim için yazıyor. Böylelikle mikrokontrolcünün çalışma dinamiklerini bilmeden program yazabiliyoruz. Bu durum kod yazarken bize kolaylık sağlıyor. Ancak mikrokontrolcü üzerindeki hafıza alanından ve çalışma hızından feragat ediyoruz. Şimdi aynı mikrokontrolcüye aynı işlemi Atmel Studio üzerinden C diliyle yaptıralım. Atmel Studio üzerinde Atmega 328P mikrokontrolcüsünde çalışacak boş bir proje açıyorum. Ekranda Arduino'dakine benzeyen programın çalışması için gerekli olan minimum kodu görüyorsunuz. Burada setup fonksiyonu yok, sadece main fonksiyonunu görüyoruz. Atmel Studio'da yazacağımız bütün program bu aralıkta olacak. Az önceki örnekte olduğu gibi mikrokontrolcünün bir bacağını çıkış yapalım ve açık konuma getirelim. Bildiğiniz gibi mikrokontrolcünün bir bacağını çıkış yapmak için ilgili yazmaca 8 bitlik bir veri yazmak gerekiyordu. İlk komutla bu veriyi yazıyor ve ilgili bacağa çıkış yapıyorum. İkinci komut ise o bacağı açık konuma getirmek için. Port D yazmacına yine 8 bitlik bir veri yazıyorum. Yazmak istediğimiz 8 bitlik veriyi farklı şekillerde gösterebiliriz. Bunlara ilerleyen bölümlerde değineceğim. Bakın port D üzerindeki bir bacağa çıkış yapan ve bunu açık konuma getiren yazılım sadece 144 byte tuttu. Arduino üzerindeki programdan çok daha az yer kapladı. Şimdi yan taraftan bu programın hex koduna bakalım. 16 bitlik sayı sisteminde kodlanmış olan bu hex kodu, programımızın doğrudan mikrokontrolcüye yüklenebilecek olan makine dilindeki karşılığıdır. Bunu bizim okumamız mümkün değil. Ancak Atmel Studio üzerinde bu makine diline karşılık gelen assembly dilindeki yazılımı da görmek mümkün. Yandaki LSS dosyasını açtığım zaman az önce yazdığımız programın assembly dilinde nasıl derlendiğini görebiliyoruz. Assembly dilindeki programın ilk kısmında mikrokontrolcünün doğru çalışması için gerekli olan bir takım komutlar var. Bunları biz yazmadık. Doğrudan derleyicinin kendisi yazmış. Şimdilik bunlara değinmeyeceğim. Alttaki main kısmından itibaren bizim yazdığımız programın assembly dilindeki karşılığını görüyoruz. Bizim C dilinde bacağa çıkış yapmak için yazdığımız tek komutluk satır, assembly dilinde yani makine dilinde iki işlemde gerçekleşmiş. Ardından yazdığımız bacağı açık konuma getiren komut ise assembly'de tek bir komutla gerçekleşmiş. Yani programın bizim yazdığımız kısmı sadece 3 işlemlik yer ve zaman tutmuş. Assembly yazılımının geri kalanı ise programı sonlandırmak için. Bakın şimdi yazdığım 2 komutu kopyalayıp toplamda 4 komuta çıkarıyorum. Programı bu şekilde derlediğim zaman sadece 148 byte'lık bir alan kaplıyor. Tekrar assembly dilindeki kodlara bakıyorum. Bakın gördüğünüz gibi baştaki ve sondaki sabit kodlar kalmış. Yazdığım 2 yeni komut araya sadece birkaç satır daha kod eklemiş. Gördüğünüz gibi bir mikrokontrolcüyü bu şekilde programlamak alan kullanımı bakımından çok verimli. Şimdi aynı durumu Arduino tarafında inceleyelim. Az önce yazdığımız 2 komutluk programın hex dosyasını buluyorum. Bakın Arduino tarafından derlenmiş olan bu hex dosyası Atmel Studio'nunkine göre çok daha uzun. İsterseniz bu hex kodunu bir disassembler yani hex kodundan assembly koduna çeviren bir internet sayfası üzerinde inceleyelim. Platform olarak AVR'ı seçiyorum. Var olan hex kodunu silip az önceki dosyadan kopyaladığım hex kodunu buraya yapıştırıyorum. Bakın sağ tarafta tam olarak doğru olmasa da çok yakın bir şekilde assembly kodlarını alıyoruz. Arduino yazılımı programda verdiğimiz iki komuta karşılık olarak bu kadar assembly komutları çıkarmış ortaya.
tamamen aynı işi yapan iki program arasındaki makine dilindeki bu fark, Arduino'nun hem hafıza alanının kullanımı hem de zamanlama bakımından verimsiz olduğunu gösteriyor. Şimdi hızlıca Arduino üzerinden verilen her bir komutun mikrokontrolcünün hafızasında ne kadar yer kapladığını inceleyelim. Arduino yazılımınıza hiçbir komut yazmasanız bile mikrokontrolcü üzerinde 444 byte'lık bir alan kullanıyor. Kullanılabilecek maksimum alan ise 30.720 byte. Setup kısmına bir pin mod komutu yazıyorum. Bunu derlediğim zaman kullanılan miktarın 558 byte olduğunu gördüm. Yani bu komut için hafızada 114 byte'lık alan kullanıldı. Tabii kullanılan bu alan içinde fonksiyonun bilgisi de olabilir. Bir sonraki pin mod kullanımımda fonksiyon tekrarlanmayacağı için daha az bir alan kullanılabilir. Bunu deneyelim. Evet, düşündüğümüz gibi oldu. Bu seferki komut için 114 byte yerine 64 byte kullanıldı. Aynı komuttan bir tane daha yazalım. Bu defa sadece 4 byte kullanıldı. Aynı şekilde verdiğim 4. komutta ise 8 byte kullanıldı. Yani ilk 2 komuttan sonra kullanılan byte miktarı düşüyor, ancak her komut eşit miktarda byte kullanmıyor. Şimdi bir de Digital Write komutu ekleyelim. Eklediğim ilk Digital Write komutundan sonra kullanılan alan 806 byte oldu. Yani ilk Digital Write komutu hafızadan 172 byte kullandı. İkinci komut ise 16 byte kullanıyor. Üçüncü ve dördüncü komutlar ise 8'er byte kullandı. 4 pinin giriş çıkış ve açık kapalı ayarını yapmış olduğumuz 8 komutluk bu Arduino yazılımı mikrokontrolcü üzerinde 838 byte'lık alan kapladı. Şimdi aynı şeyi Atmel Studio üzerinde deneyelim. Atmel Studio üzerindeki boş yazılımı derlediğimiz zaman başlangıçta 138 byte'ın kullanıldığını görüyoruz. İlk pinin giriş çıkış ayarını yapacak olan komuta ekliyorum. Burada yazdığım verilerin önemi olmadığı için rastgele değerler yazıyorum. Bakın ilk komuttan sonra kullanılan alan miktarı 142 byte oldu. Yani bu komut için sadece 4 byte kullanıldı. Şimdi bu noktada çok can alıcı bir şey söylemek istiyorum. Az önce Arduino üzerinde 4 pinin giriş çıkış ayarını yapmak için 4 farklı komut yazdık. Eğer bu pinlerin hepsi aynı port üzerinde ise Atmel Studio'da bunu tek bir komutla yapabiliriz. Yazdığımız 8 bitlik bu veri o port üzerindeki 8 farklı bacağı kontrol ediyor. Yani buradaki verileri uygun bir şekilde ayarlayarak tek bir komutla 8 bacağı birden giriş veya çıkış olarak ayarlayabilirim. Biz yine de komutu bu şekilde bırakalım ve diğer pinlerin başka portlarda olduğunu varsayarak komutları tekrarlayalım. Yazdığım komut için hangi portu kullandığımın ve yazdığım verilerin bir önemi yok. Ancak yine de her komutun farklı bir pini değiştirmesi için veriyi değiştiriyorum. Bakın bu durumda da kullanılan toplam hafıza miktarı 154 byte oldu. Yani her bir komut için eşit miktarda 4'er byte alan kullanıldı. Şimdi de aynı şekilde pinleri açık veya kapalı konuma getirecek olan komutları yazalım. Bakın yazdığımız ilk komut sadece 2 byte'lık hafıza kullandı. Az önce bahsettiğim gibi 4 pinin 4'ünü de tek bir komutla yönetebilirim. Ancak biz yine de farklı portlarda olduğunu varsayarak komutu tekrarlayalım. İstersek 8 bitlik portun tamamını yazmak yerine sadece istediğimiz bitine de veri yazabiliriz. Bu işlemlerin nasıl yapıldığına da önümüzdeki videolarda değineceğim. İkinci komuttan sonra kullanılan hafıza alanı 162 byte oldu. Yani bu komutta 4 byte'lık bir yer kapladı. Eklediğim son iki komut da kullanılan hafıza 170 byte'a çıkardı. Yani her bir komut yine 4 byte'lık bir alan kapladı. Atmel Studio üzerinde yazdığımız toplamda 8 komutluk bu program ise mikrokontrolcünün hafızası üzerinde 170 byte'lık bir alan kapladı. Bu aynı program için Arduino'nun kapladığı alandan çok daha küçük. Gördüğünüz gibi Atmel Studio üzerinde program yazmak alan kullanımı açısından çok daha verimli. Şimdi isterseniz iki yazılım arasındaki hız ve zamanlama farklarına bakalım. Hem Arduino yazılımı üzerinde hem de Atmel Studio üzerinde bir LED'i 250 milisaniyelik aralıklarla yakıp söndürecek olan bir program yazıyorum. Arduino üzerinde yazdığım program 922 byte'lık bir hafıza alanı kullanıyor. Şimdi aynı programı Atmel Studio üzerinde yazalım. Programı yazmaya başlamadan önce öğrenmem gereken bir şey var. Arduino Nano'nun 13 numaralı çıkışına bağlı olan LED'in Atmega üzerinde hangi portta ve hangi pinde olduğunu bulmam gerek. Bunu Arduino Nano'nun devre şemasına bakarak kolaylıkla bulabilirim. Gördüğünüz gibi 13 numaralı çıkış
Atmega üzerinde port B 5. pine bağlı. Programı bu bilgiye göre yazacağım. Yazılıma öncelikle 250 milisaniyelik beklemeyi sağlayacak olan delay yani bekleme kütüphanesini ekleyerek başlıyorum. Bekleme işleminin doğru çalışması için mikrokontrolcüye bağlı olan osilatörün hızını burada belirtmek lazım. Arduino Nano üzerinde 16 MHz yani 16 milyon Hz'lik bir osilatör var. Bunu FCPU kısmına yazıyorum. Sayının sonundaki UL harfleri unsigned long anlamına geliyor. Yani değişken türünü tanımlıyoruz. Bunlara daha sonra değineceğim. Ardından yazılımıma delay kütüphanesini ekliyorum. Şimdi main kısmında asıl programımızı yazabiliriz. Yazdığım ilk komutla port B'nin 5. pinini bir çıkış yapıyorum. Bu Arduino'daki pin moda karşılık geliyor. While döngüsü ise bu yanıp sönme işleminin sonsuza kadar tekrarlanması için gerekli. Yani Arduino'daki main fonksiyonu gibi. Port B register'ına yazdığım bu veriyle 5. pini açık konumuna getiriyorum. Bu da Arduino'daki Digital Write High komutuna karşılık geliyor. 250 milisaniyelik beklemeyi ekledikten sonra LED'i söndürecek olan komutu da yazıyorum. Bir bekleme daha ekliyorum ve programı derliyorum. Gördüğünüz gibi bu program sadece 178 byte tuttu. Bunun içinde bekleme kütüphanesi de var. Yine Arduino yazılımına göre çok daha küçük bir miktar. Şimdi bu programları mikrokontrolcülere yükleyelim ve nasıl çalıştıklarına bakalım. Yukarıdaki güç ışığı kırmızı yanan Arduino Nano'ya Arduino yazılımıyla yazdığımız programı yüklüyoruz. Gördüğünüz gibi üzerindeki LED yanıp sönmeye başladı. Alttaki güç ışığı yeşil yanan Arduino Nano'ya ise Atmel Studio üzerinde hazırlamış olduğumuz programı yüklüyorum. İkisini de aynı anda çalıştırmak için bir breadboard üzerine takıyorum ve artı 5 voltla eksi bağlantılarını yapıyorum. Birine bağladığımız güçle iki Arduino Nano da çalışıyor. Gördüğünüz gibi ikisinin de üzerindeki LED doğru bir şekilde 250 milisaniyelik aralarla yanıp sönüyor. Şimdi osiloskop yardımıyla iki cihazın da bu 250 milisaniyelik aralıkları doğru oluşturup oluşturamadığına bakalım. Osiloskop bağlantısını yaptıktan sonra artık osiloskop ekranına geçebiliriz. Aynı anda iki Arduino Nano'nun da yanıp sönme bilgisini kaydediyorum. Sarı renkli grafik, sarı probu yani Atmel Studio üzerinden programladığımız Arduino Nano'yu gösteriyor. Mavi grafik ise Arduino yazılımı üzerinden programladığımız Arduino Nano'yu gösteriyor. Yaptığım ölçümlerde her iki mikrokontrolcünün de 250 milisaniyelik bu açılıp kapanma sürelerini çok doğru bir şekilde oluşturabildiğini görüyorum. Bu şekildeki bir uygulama için iki yazılım da aynı sonucu veriyor. Sadece Arduino üzerinden yazılan program biraz daha fazla yer kaplıyor. Şimdi isterseniz bu iki farklı yöntemle yazılan programların çıkabileceği en yüksek hızı ölçmeye çalışalım. Arduino yazılımı üzerinden delay komutlarını kaldırıyorum ve ilk Nano'yu bu şekilde programlıyorum. Böylelikle mikrokontrolcünün LED'i aralıksız bir şekilde mümkün olan en yüksek hızla yakıp söndürmesini sağlıyorum. Aynı şekilde Atmel Studio üzerinde de bekleme komutlarını kaldırıyorum ve LED'in mümkün olan en yüksek hızla yakılıp söndürülmesini istiyorum. Bunu da diğer Nano'ya yüklüyorum. Bakın şu anda LED'ler o kadar hızlı yanıp sönüyorlar ki bunları ekranda göremiyoruz. LED sürekli yanık kalıyormuş gibi gözüküyor. Bakalım osiloskopla açılıp kapanma sürelerini ölçebilecek miyiz? Evet, osiloskop ayarlarını yaptıktan sonra her iki LED'in de yanıp sönme hızını osiloskop ekranında görüntüleyebiliyorum. Sarı olan grafik yine Atmel Studio üzerinden programlanan mikrokontrolcüye ait, mavi grafik ise Arduino yazılımı üzerinden programlanmış olan mikrokontrolcüye ait. Gördüğünüz gibi mavi grafikteki LED bir kez açılıp kapanıncaya kadar, sarı grafikteki LED 18 kez açılıp kapanıyor. Alt kısımdan her iki grafiğin de frekansını okuyabiliriz. Arduino yazılımıyla yapılan program LED'i saniyede 148.000 kere açıp kapatabilirken, Atmel Studio üzerinden yazılan program LED'i 2.672.000 kere açıp kapatıyor. Bu çok büyük bir fark. Eğer yaptığınız projede hız önemli ise Arduino yazılımı bu noktada işinizi görmeyecektir. Evet arkadaşlar, böylelikle bölümümüzün sonuna geldik. Buraya kadar yaptığımız incelemelerden benim çıkardığım sonuç, Arduino yazılımının programlamayı kolaylaştırırken diğer birçok alandan feragat ettiğidir. Programlamayı öğrenmek ve basit projeler oluşturmak için kullanışlı olsa da mikrokontrolcüyü tam kapasitede kullanmak
ve profesyonel programlar geliştirmek için Arduino yazılımı yeterli değildir. Mikrokontrolcüyü tam kapasitede kullanabilmek için Atmel Studio gibi makine diline daha yakın bir programlama ortamında çalışmak lazım. Makine diline yakın olması gözünüzü korkutmasın. Belli başlı bir takım şeyler öğrendikten sonra Atmel Studio'da da program yazmak oldukça basittir. İlerleyen bölümlerde bunların tamamına değineceğiz. Umarım bu bölüm faydalı olmuştur. Her zaman olduğu gibi yorum ve fikirlerinizi bana yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.